Günaydın, bugünkü dersimizde fizik birinci sene lise ile başlarız dördüncü konumuza ve konumuzdur moleküler hareket veya moleküler kinetik teorisi daha doğrusu moleküler fizik. Demek biz şimdiye kadar geçen konuda okurduk fluidler için neredene açıkladık? Genel olarak fluidlerin hareketi için, bazı fluidlerin özellikleri için ve bazı olaylar ne meydana gelirdi, ne zaman onlar hareket ederdiler, basınç, kaldırma kuvveti vesaire. Bu konumuz moleküler fizik, daha doğrusu moleküler hareket konumuz bir çeşit bağlanır fluidler konusuna. Öyle bir bakımdan ne şimdiye kadar biz hep ne açıklardık? fazlasıyla geçerli sıvılarda demek fluidlerin bir kısmı ama şimdi vardır fazla ilgilenelim gaz varlığın daha doğrusu gaz varın hareketi gaz varın özellikleri ve onlar arasında meydana gelen bazı olayları ama Gelmeden önce gazlara ilk önce lazım da açıklayalım. Nedir moleküller? Daha doğrusu ne çeşit kuvvetler meydana gelir onların aralarında? Daha doğrusu atomların aralarında. Demek acaba biliriz nedir atom? Kimyadan belki herhalde. Evet. Demek ne zaman bakarız? Evrende her şey elde edilmiştir atomlardan. Daha doğrusu en küçük parçacıklar ne olabilir? Tabi atomun da yapısı vardır. Daha küçük parçacıklar atomun içinde. Proton var, neutron ve elektron var atomların birbirlerinin birleşmesiyle elde edilir moleküller. Ve moleküller öyle bir şekillerde devam dizavarlar ne değişik madde hallerinde bulunurlar değişik şekilde. Ve genel olarak değişik malzemeler, değişik elementler, su, demir, altın, gümüş, argon, gazlar ve çeşit değişik örnekler, değişik elementler bir madde halinden geçebilir diğer madde haline. Bu durumda biz biliriz 3 tane madde hali. O madde halleridir hangi vari? var? Katı, sıvı ve gaz. Demek şimdi burada ben çizeyim çizeyim 3 tane değişik Neyim? kab. Nerede ne için de Düşmeyiz ki vardır belli bir malzeme. Demek olayak katı olayak sıvı ve olayak gaz. Nasıl hareket eder? Daha doğrusu bakarız moleküllerin ıı, davranışlarını değişik durumlarda. Demek katı, sıvı ve gaz. Genel olarak moleküllerde ıı, daha doğrusu moleküllerin deyin bir çeşit nasıl dizilmişlerler, ee, <laughs> Bunların düzeni ve ona göre <laughs> atomların da düzeni Değişik madde haline göre kata cisimlerde <laughs> başla <laughs> katı cisimlerde atomlar rasi moleküller birbirlerine derler çok yakın şekilde dizek. bazı birbirlerine derler çok yakın ve bir çeşit hareketsiz durumda bulunurlar demek oni örnek oni örnek gösterebiliriz bu şekilde nasıl küçük olarak devam küçük a, o şey daireler olarak göstereyiz yan yana daha doğrusu, daha güzel yapabilirdim onu bir saniye devam böyle olsun bir renkle devam düşünelim ki der su devam sunun katı hali der ne buz demek eğer alırsak bir buz kısmını Belli bir geometrik şeklinde olabilir diyelim. Mecbur derler olsun. Ama içerisinde ne vardır? Parçacık var. birbirlere ne derler? Çok yakın. Demek burada bayağı küçük çizerim onları. Ee, sanırım misal görebilirsiniz. Demek hep bu küçük noktalar ne koyarım? Bu mavi noktalar. Derler birer atom. Ve görürüz ki katı halde ne zaman derler? Onlar birbirlerine bulunurlar çok yakında. Demek birbirlerine derler çok yakın. Ve ona göre onların aralarında ne vardır? Kuvvetlerdir çok büyük. Demek bu kuvvetler ne deriz? Bu kuvvetler düşünürüz daha doğrusu çekme itme kuvvetleri. Demek ne kadardırlar daha yakın birbirlerine bu kuvvetin şiddetidir daha büyük. Demek yazalım burada katı cisimler katı madde halinde atomlar ve moleküller birbirlerine çok yakındırlar ve sadece kendi eksenleri eksenleri etrafında hareket ederler. Bu ne demektir ki olabilir titrerler, olabilir çevrelerler kendi ekseni etrafında ama uzaklaşmazlar birbirlerinden. Hepsi birbirini sıkı halde tutar, hepsi birbirini etki eder. Demek atom moleküller küller arasında olan çekme kuvvetleri çok daha büyük. Nasıl dönüştüreyiz katı halden sıvı haline? Ne lazım yapalım genelde? Bu ziki götürelim. Suya lazım da risa da alalım. Daha doğrusu budur bir şey. Nedir geçerli yakın her bir madde hali için. ve genelde çok seyrektir o malzemeler. Nerede ne hissedersek ki katıdan hemen dönüşe gaza veya sıvıdan devam dönüşü bir başka bir şeye vesaire. demek genel olarak katı cisimleri cisimlerin sıcaklığının artması ile sıvı haline dönüşü. Efendim? Öyle. Aha. Yani yoğunlaşma ve ısınmak ıı, ile kepes genelde her bir maddenin vardır diyelim belli bir seviyesi nerede vardır değiştirsen madde halini. Diyelim Em oksijen, uh, oksijen biz ne nefes alırız veya uh, azot veya değişik karbondioksit. Onlar diyelim gaz halinden getirilebilir sıvı haline. Ama ki olsan sıvı haline lazımdır çok çok soğuk derecelere gelsen. Diyelim sıvı nitrojen sıvı azot daha doğrusu der yaklaşık eksi 240 eksi 250 derece. Uh, Celsius uh, civarında. Yani çok büyük soğuk uh, çok çok soğuk derecelerde uh, elde edilebilir devam bir gaz sıvaya dönüştürülsün. Tersanesi nesidir? Çok iz... <laughs> içemeyeceksin için o kadar da soğuk ne hemen donayaksan yerinde. Yani uh, yani eğer <laughs> eğer uh, e, batırırsak devam uh, sıvı nitrojene Tamamen birden vardır donsun. Demek a, yoktur hiçbir şey orada o kadar şiddetlidir o sıcaklık. Daha doğrusu soğukluk. A, ne vardır hemen dondurulsun. Demek katıdan sıvaya ki geçelim a, sıcaklık artar. Demek sıcaklık artar ki a, geçelim katıdan sıvıya. Acaba sıvıdan kataya geçebiliriz? Tabi. Eğer...

E şimdi sıvılarda biraz daha relax yerde bulunurlar moleküller. Artık delerler o ki birbirleriyle demek delder hep asıl yapışak birbirine hem biraz alırlar var Ama yine belli bir ıı, belli bir dengede demek hala kopamazlar birbirlerinde hala ıı, hala belli bir, ıı, bir belli bir mesafe vardır ama yine ıı, devam Denver yara ne olsun hep bazı sınıfta bir masada otursunlar. Şimdi sınıfta biraz daha genişlemişlerler. Daha fazla yer kapsadılar. Demek ona göre şimdi moleküllerin arasında olarak belli bir mesafe. Yani bu şekilde göstereyiz. Ama yine onlar dağılamazlar her tarafına o şeyde. Ve genelde sıvının yüzeyinde demek nerede ne gelir sıvının yüzeyi ne olur? Nasıl bir katman nereden ne fazla moleküller birbirleriyle bağlanırlar. Onun için nasıl bir elastik katman. Demek onun için devam. örnek ne zaman atlarız daha yüksekten genelde olimpiyatlarda veya çeşitli yarışmalarda nereden ne havuza atlarlar yüksekten. e girmeden evvel suya sonunda diyelim o momente nereden suya lazım der girsin elleriyle genelde der önünde un, ki bir çeşit delsan onasa bir katman ne oluşur ki delsan niçin eğer örnek dream de atlarsak köprüden suya ve düşersek düz yani ellerimiz ayaklarımız bir de bir vücudumuz düz düşerdek Uh, olayak sanki beton üzerine düşmüşek. Yani bir tevi ne zaman vardır düşsün uh, vücudumuz o koparamasek o e, elastik zari o vakit vardır. Uh, demek davransın nasıl bir çeşit katı uh, katı cisim. Demek bu moleküller şimdi aralarında birbirlerini yine saki dururlar ama uh, <laughs> kabla nereden ne burnurlar olabilir. Uh, daha doğrusu hareket ederler demek ıı, sıvı madde halinde sıvı madde halinde ıı, atomlar ve moleküller birbirlerinden biraz daha ıı, büyük mesafede bulunurlar ve ıı, kab şeklini alıp hareket ederler. Demek tabi ki sıvı var ne, zaman doldururuz bir, bir hangi bardağı her zaman yer çekimi sayesinde vardır diba ne kadar gelsin ve alsın kabın şeklini. Ne kadar sıvı var ise ona göre devam vardır a, doğsun bir tevi hacim. Demek a, bunlar moleküller arasında olan çekme kuvvetleri daha küçüktür. Demek katıya göre şeyi karşılaştırırız. Ve ee, sıvıların soğutulması ile katı madde haline geçilir. Sıvıların e, ısıtılması ile parantez içi şey açarsa, e, gaz madde haline geçilir. Odur buharlaşma. Demek buharlaşma olayıdır ne zaman bir sıvı ısınır hem dönüşür e, gaz haline demek burada gösterebilir Sony böyle ki sıvı sıvılarda sıcaklık artar daha doğrusu olur buharlaşma ve geçer bu ıı, ıı, buharlaşma acaba gazı yapabiliriz sıvı ona göre ne biraz evvel dedim ki vardır gaz var ıı, ne bulunurlar ıı, sıvı halinde eğer soğuklatırırsa gazı demek A, bu durumda a, yoğunlaşma deriz ona. Yoğunlaşma, daha doğrusu a, gaz a, soğur, a, parantez içinde yazarız yoğunlaşma. E şimdi ileride biz göreyiz nasıl değişir Demek değildir sadece sıcaklığın etkisine etkisi ne vardır o kadar etki etsin bu değişmekleri madde halleri arasında. Göreyiz ilerideki derslerde nasıl davranır diyelim, nasıl değişir basınç, nasıl değişir hacim ve ona göre nasıl değişir sıcaklık. Yani göreyiz bazı temel parametreler, temel bağıntı var ne karşılaştırırız. Karşılaştırırız devam gazlarda nasıl değişir diyelim. Eğer büyürse sıcaklık ne olarak, ne olarak diyelim hacmi veya ne olarak basınç onları göreyiz bazı animasyonların yardımıyla da daha aynı var hani vardır gösterelim. Acaba nasıldır gaz madde halinde moleküllerin hareketi? Demek gaz vardı artık Uh, moleküller çok uzak mesafelerde bulunur ve uh, hareket ederler kaotik bir şekilde. Yani yoktur bir anki düzen onların hareketinde. Şimdi artık demek buharlaştı, su kaynatırdık ve ona göre bunlar hareket ederler. Hepsi nasıl gelirse Aa, demek bir çeşit random diyebiliriz. Yani aa, ondan deriz haotik bir şekilde. Demek ki eğer gösterirsek onların mesafelerini hep basının devam mesafeleri nasıl hareket ederler böyle çizgilerle göstereyiz ki aa, yönlerinde yoktur bir hangi o şey. Aa, bazı durumlarda onlar olur çarpışsan var. Duvarlarla devam tabii ki çarpışayak var. Aa, çarpışırlar en birbirleriyle ve göreyiz ne zaman okuyacağız? ideal gazlar için Açıklayacağız daha tam olarak onların <laughs> hareketi nasıl oluşur. Demek şimdi bak deriz ki gazlarda haotik şekilde hareket eder moleküller aa, ve birbirlerine göre bayağı büyük bir mesafede bulunurlar. Gazlarda gaz, moleküller birbirlerine göre çok büyük mesafelerde bulunurlar. Ve haotik parantez içi düzensiz bir şekilde hareket ederler. Ee, moleküller arası kuvvetler genel olarak e, çok küçük ve bazı durumlarda ihmal edilir. Hem aynı nasıl ne açıkladık ee, gazların e, soğuması ile e, sıvı haline geçebilir. Demek eğer soğuklatırsak atarırsak soğuk sıvı haline vardır geçecek. Ne olacak acaba hissedersek gazi? Havaya gaz nasıl değişek değişecek? Alırsak diyelim bir şişe buharım hissedersek da oka. ne olacak? Kalır gaz haline ama bir parametresi değişer vardır genişlesin daha doğrusu değişir hızı. Demek burada görürüz ki moleküllerin hareketi daha doğrusu der termal hareket. Termal hareket demektir ki hareketi direkt bağlı sıcaklığa. Demek tüm madde hallerinde moleküllerin hareketi termal bir harekettir. Daha doğrusu sıcaklığın artması ile moleküllerin hızı da artar. O demektir ki ne kadar daha iyi sıcaktır o kadar moleküllerde vardır fazla kinetik enerjisi nasıl fazla, fazla enerji ne dönüşür kinetik enerjisine ona göre hareket ederler daha çok. Demek buzda bakarsak molekülleri otururlar rahat chilling Buzda e, konuşurlar birbirleriyle. İsa da e, sıvı haline gelir, e, ağır dağılsın kazanırlar, enerji kazanırlar, enerjiye marırlar, hareket etsinler. Devam ederse sıcaklık artar avam ve artık bazı moleküller sudan der demek. Gitsen bu dünya hem buharlaşmayla ıı, uzaklaşırlar sıvadan yani koparlar. Demek gelir belli bir seviyeye kadar nerede ne kopsun var ve dönüşürler ıı, gaz haline. Ve artık şimdi gaz halinde devam edersek sıcaklığı arttıralım. Vardır sadece büyüsün hızı. Buna göre ıı, hem sohbetleri bozulsun hem ona göre daha bir defa göre, gözükmeyecekler birbirleriyle. Demek birisi a, o kadar çok enerjisi olarak ne bilmeyecek ne yapar hem onun için vardır çarpışsan duvarlardan sağa sola yok araya ileri geri için yoktur bir hangi düzeni onun hareketinde. Demek bu durumda eğer dersek acaba durulabilir moleküllerin hareketi sıfır. Demek olmasın olsun hepten sıcak o, olsun hepten sıfır. Eğer dersek ki sıcaklığın artması ile moleküllerin hızı artar. Acaba ne olarak Ne kadar soğuk lazım olsun ki gelsin hareket durulsun. <laughs> E şimdi burada vardır bir şey ne acaba der bağlı hangi ölçü birimini kullanırız? Daha doğrusu SI sı sisteminde sıcaklığı neyle ölçerdik? Deldir Celsius, emeder yok. Kelvin, 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 evet. Demek a, sayı sisteminde termodinamik Sıcaklık ölçü birimi Kelvin K'dir. Kelvin'dir. Demek bu durumda uh, ne zaman bakarız uh, Kelvin için vardır teorik olarak en düşük veya en alçak sıcaklık. Demek uh, teorik olarak en alçak en düşük ıı, sıcaklık mutlak sıfırdır. Daha doğrusu sıfır Kelvin. Demek sıfır Kelvin'de hareket tamamen durulur. Tabii ki burada dikkat ederseniz deriz teorik olarak. Yani biz şimdiye kadar sıfır Kelvin'e kadar getiremeyiz. Demek ki yaklaşabiliriz. Iı, belli bir düşük sıcaklıklara pratiksel olarak ama o kadar büyük enerji yapılsın ki elde edilsin bu alçak derecelerine biz gerçek hayatta elde edemeyiz o kadar soğuk bir şey. Onun için deriz ki der, teorik bir hal. Niçin? Niçin sıcaklık her her bir defa taşınır? Diyelim daha sıcaktan daha soğuk haline. Onun için diyelim eğer alırsak sıvı nitrojen neler eksi 200 kusur derecede Eksi 220 belki idi. o vakıtta o hemen ne, ne zaman çıkarırız tüpünden hemen ağır sıvı halden dönüşsün geriye gaz daha doğrusu buharlaşsın. Niçin? Air çok sıcak. Demek bu durumda ki dönüştüremem daha doğrusu e, sıcak dönüştüremem Kelvin'den Celsius'a nasıl yapardık? acaba biliriz. Ne kadar Celsius tür sıfır Kelvin acaba? Açıkladık bunu daha evvel. E, birinci yarı ya da ikinci ya üçüncü dersti. Demek ne zaman okurduk? Ne zaman okurduk ölçü birimleri için? Andık Kelvin ölçü birimini ve bu durumda demek Kelvin i işaret ederiz ne ee, yaptığın ve sıcaklık olarak der eğer katarsak 273,15 daha doğrusu 0 kelvin der eşit eksi 273,15 uh, derece celsius demek uh, görürüz ki eksi 273 dereceler soğuk uh, sıcaklık uh, eğer alırsak uh, en soğuk ne Teorik olarak en soğuk ne olabilir? Daha soğuk bundan bir şey olamaz. Yani biz şimdi bak, bir keşfedemeşik bir şey olsun daha soğuk. Hem aynı zamanda pratik olarak sıfır Kelvin elde edememişek. Devam vardır değişik olay ne meydana gelir bu çok alçak çok alçak sıcaklıklarda. Ama onlar için ne zaman okuyacağız? de devam emkanci senede elektrik akamilen ve elektrik uh, o evarilen göryiz nasıl değişir de devam uh, nasıl değişirler de devam uh, elektrik özellikleri cisimlerinin ne zamandırlar çok soğuk efendim aha mhm Yani deriz ki der, teorik bir şeyin için biz yapamayız. Yani her bir defa ne zaman deriz a, niçin koşullar bir çeşit diyebiliriz ki bırakmaz. Yani eğer koşullar gelirse öyle bir duruma a, ki durabilsen o de, a, seviyede. Niçin düşün a, ki deriz a, ki o sıcağa gelirse moleküller tamamen durulurlar. Yani katı madde a, katı maddelerde genelde devam titrerler ve, ve ona göre ha bulunurlar. Şimdi sadece açayım bir o şey ve bunu göstereyim. şey. Maksimum sıcaklık, maksimum sıcaklık dünyada ne elde edilmiştir? herhalde der bilangi füzyon reaktöründe deneylerde ve binlerce Celsius Demek 4-5 bin Celsius'a da yetişebilir. Ama Füzyon reaktörler uh, der bir tip nükleer reaktörler. Nerede ne lazım der, olsun çok büyük sıcaklık ki elde edilebilsen enerji. Ama diyelim şimdilik insanlık için budur bir problem. Ne fazla enerji harcarız ki elde edelim o enerjiyi o sıcaklığı ne ki ne enerji ne kazanırız ondan. Diyelim yani budur bir temel problem ne uh, gün bugün araştırılır uh, nasıl yapılabilir bir çeşit reaktör ne a, kullanır füzyon enerjisi. Füzyon enerjisi der ne zaman iki atom birbiriyle çarpışırlar hem birleşirler. Örnek a, bu şekilde yıldızlarda genelde nasıl nedir bizim güneşte elde edilir a, sıcaklık enerjisi. Yıldız var a, güneşte bizim o kadar yüksektir sıcaklık ve o kadar büyük bir yoğunluk ne her şeydir birbirine çok yakın dünyaya göre. Hem ne olur? Niçin atomlar birbirine kadar çok yakın birleşirler hem serbestlenir daha o kadar enerji. Hem ona göre serbestlenir büyük sıcaklık ona göre yıldız tutar binlerce derece sıcaklık. Demek burada şimdi share screen'de sadece değiştireyim. Şimdi full screen'i yapayım böyle görüyor musun? burada. Demek sadece bunu videoda gözüksün. Yapayım mı? Ee, böyle. Demek burada görebiliriz vardır bir katı o şey görebiliriz. Demek bu durumdadır neon e, alarak veya ya, alabiliriz su. Sunun devam moleküler hali görebiliriz nasıldır? Kırmızı varidir. E, h 2 daha doğrusu bir oksijen iki hidrojen o şey. Demek eğer soğuk görürüz ki moleküllerin titremeği nasıl geliriz teorik 0 e, Kelvin'e kadar. E, görürüz ki onların hareketi alır dayansın. Tabi şimdi burada animasyonda göreyiz ki e, belli bir e, demek çok daha fazla enerji lazımdır ki soğuklatar alalım. Demek ki getirelim öyle bir haline ki var. Demek artık 0 e, Kelvin'e kadar enerjine gerekir ki yapılsın. E, ondan deriz teorik niçin getiremeyiz o kadar o şey. Eğer hissedersek aynasını vardır görelim ki ağırlar titresinler daha fazla ağırlar hareket etsinler. Demek şimdi yaz eksi 77'de. Yaklaşırız. 0 derecede artık ıı, dönüşecek suya. Hem nasıl devam edeyiz ee, vardır. Hareket etsinler daha hızlı. Moleküller daha hızlı hareket edilir. 100 dereceden artık buharlaşma olayı oldu. Demek ona göre görürüz nasıl ağırlar kopsunlar birbirleriyle. Devam edersem istedim içerisini göreyi onların hareketi nasıl vardır bir tevi vakit değişsin veya hızlı ve hareket etsinler. ve bu durumda bir madde halinden ıı, geçtik başka bir madde haline A, bilmem acaba şey bakayım sonra deneyici Acaba patlayabilir ya yapıktır patlamaz Demek bu durumda sıcaklık nasıl artar? İçerisinde basınç artar. Niçin? için her şey çok ıı, hızlı şekilde hareket eder. Demek uh, demek a, uh, ilerideki uh, nasıl neyse deriz <laughs> burada ya görebiliriz nasıldır basıncın etkisi. Demek uh, nasıl ne a, uh, alırız ise de görürüz ki basınç alır artsın. Demek her bir uh, her bir sıvının her bir daha doğrusu malzemenin her bir elementin vardır belli bir seviyesi belli bir deyim derecesi nerede ne? Uh, değişir devam gazdan sıvıya veya sıvıdan gaza veya herhangi bir hangi durumda. Bir sağ tarafta görebiliriz bir uh, sıcaklık ve basınç uh, derece uh, bir basınç diyagramı. Demek uh, aynı zamanda atomlar arasında ne dedik? Demek nasıl ne atomlar arasında büyür mesafe, onların aralarında kuvvet eee uh, aralarında kuvvet ne meydana gelir? Çok az. Demek bu durumda nasıl ne yaklaşırlar atomlar birbirine? Ne? Bu kuvvet ağır büyüsün ve bu kuvvet büyür çok şiddetli bir şekilde. Demek bu çekme kuvveti görürüz. Ne zaman yaklaşırlar? En yakınlıkta ne zaman olarak var? Atomlar birbirlerini yiterler. Hem onun için kuvvetler çok büyük. Demek atomların aralarında öyle bir öne öyle bir deyim, kuvvet meydana gelir. Ne onlar bir de bir vakit devam birbirlerini çekebilirler veya iterler ortama göre. Demek ne kadardırlar daha yakın o kadar büyür. Demek ya burada görebiliriz. bu diyagram üstten gösterir ne kadar enerji vardır devam belli bir mesafede. Eğer çok yaklaşır senir birbirlerine o vakit o kuvvet çok şiddetli bir şekilde vardır büyüsün. Daha doğrusu patlamayacak eme vardır. Atomlar birbirlerini itsenler. Demek biz gelen derslerde göreyiz burada şimdi ne vardır. Örnek her bir beri sağ tarafta görebilirsiniz nedir bu pressure temperature ne yazar phase diagram. Vardır bir nokta nerede ne yazar triple point ve ona deriz üçlü noktası. Üçlü nokta burada bu. Der bir sıcaklık nerede ne bir malzeme bulunabilir. Üç çeşit, üç değişik Ma, a, Nasıl bir çeşit evet <laughs> a, Üç değişik a, üç değişik a, öyle de a, Üç değişik a, madde halinde a, evet olur ki devam istersek a, basıncı taze hacimi azaltalım ve ona göre görelim. Demek şimdi bu durumda eğer hacim azalırsa ne görürüz? ki onlar yoktur çok nereye gitsenler fazla hareket ederler hem sıcaklık artar. Demek sıcaklık yaz altara şey yapabiliriz. Eğer hem aynı vakitte görürsem basınç vardır atsın. Bir momentte vardır patlasın hem her şey vardır çıksın dışarısı. Demek bunlar için fazla gene vardır dönelim daha fazla vardır açıklayalım bu olayı. Şimdilik bugünkü dersimizin amacı da sadece bu a gösterelim ki e, nasıl değişir madde haller arasında ve ne vardır değişik moleküller arasında kuvvetler. Acaba vardır bir hangi sorumuz dersle ilgili? o zaman dersimizi burada tamamlarız ve gelen derse kadar güle güle.